Python günümüzün en popüler programlama dilidir desek yanlış olmaz. Özellikle birçok alanda kullanılabiliyor olması ve bunun dışında öğrenmesinin kolay olması Python'ı oldukça popüler hale getirmiştir. Artık çocukların programlamaya başlamasından tutun bir yapay zeka uygulamasına kadar Python'la onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce geliştirme yapılıyor. Bunun için ben de bu eğitim boyunca size Python dilini anlatmaya çalışacağım ve akabinde veri analizinden veri görselleştirmeye, makine öğrenmesine kadar birçok konuyu da bonus konular olarak aktaracağım. Ben Engin Demiro, MCT, PMP ve ITIL sertifikalarına sahibim. engindemiro@gmail.com adresini de aktif mail adresim olarak kullanıyorum. Peki, tekrardan konuşacak olursak, Python nedir? Python bir programlama dili ve bizim hızlıca hem entegre olma hem de öğrenme konusunda hızlı adımlar atabilmemizi sağlayan bir dildir. Entegre olmaktan kastımız farklı sistemleri bir araya getirmek diyebiliriz. Python ile neler yapılabilir? Python ile en basitinden bir web sayfası yapabilirsiniz. Fakat sayısal hesaplama ve bilimsel hesaplama çalışmalarını da yine Python'da gerçekleştirebilirsiniz. Veri analizi, günümüzün popüler konularından biri olan makine öğrenmesi, tarayıcı otomasyonu, robotik uygulamalar, hacking, veri tabanı uygulamaları, oyun geliştirme ve birçok konu Python ile geliştirilebiliyor. Dedik ya, öğrenmesi çok kolay olduğu için oldukça popüler bir ve geniş kitlelere yayılmış bir dil oldu. Python'ı kurmak için Anaconda dağıtımı her ihtiyacınızı karşılayacaktır arkadaşlar. Ben genel olarak Anaconda içerisinde gelen Spider'ı kullanıyorum. Bunlar hep ücretsiz. Anaconda'yı kurduğunuz zaman bilgisayarınıza artık içerisinden Spider gibi ve diğer kütüphaneleri de veya editörleri, IDE'leri de kullanabiliyorsunuz. Peki Spider ne? Spider, Python kodunu yazıp çalıştırabileceğiniz bir ortam gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki siz Anaconda'yı kurduğunuzda artık herhangi bir şeyi düşünmenize gerek yok. Çünkü Anaconda ile beraber Python'la ilgili gerekli olan tüm ortam kuruluyor. Ben de Anaconda'yı kullanıp içerisinde Spider'ı kullanıyorum. Bu adresten https://www.anaconda.com download adresinden Anaconda'yı indirip kurabilirsiniz. Ve onun içerisinden de zaten açılan ekranda Spider'ı çalıştırıp Python kodunuzu yazmaya başlayabilirsiniz. Python'da ve diğer programlama dillerinde en önemli konulardan bir tanesi değişkenlerdir arkadaşlar. Değişken nedir? Değişkeni şöyle düşünün. Bizim elimizde çeşitli veri türleri var. İşte bir sayı var veya bir isim var. Bizim bunları bir yerde hafızada tutmamız gerekiyor. Neden? Uygulamanın akışı boyunca ben o değişkenlere ulaşabilmeliyim. Yani ben burada örneğin bir sayaç tanımlamışım. Bu değişkenin ismi anlamına geliyor. Eşittir deyip değişkenin değerini veriyorsunuz. 100. Yani sayaç 100. Veya yol yani miles. 1000. Bakın noktalı. İsim. Can. İşte çift tırnak içerisinde yazılmış metinsel bir ifade. Noktalık ifade ve tam sayı ifade. Tam sayılara integer deniyor arkadaşlar. Tam sayı demek zaten Türkçesi. Noktalı olanlara floating point deniyor. Float sayı. Yani ondalıklı sayı. Metinsel ifadelere ise string deniyor arkadaşlar. Ben bunu niye değişken atıyorum? Çünkü uygulama ilerledikçe ben uygulamanın içerisinde counter'a, miles'a veya name'e tekrar tekrar ulaşmak isteyebilirim. Onu bir yerde tutuyorum. Daha sonra algoritma ilerledikçe ben o counter'ı istediğim zaman değiştirebiliyorum veya istediğim zaman
ya counter neydi diyebiliyorum. Bu yüzden değişkenleri uygulamalarımızın içerisinde değer tutucu hafızalar olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki biz detaylara giriyor olacağız konularımızı anlatırken. Stringlerle çalışmak konusuna gelecek olursak, Python'da ve diğer programlama dillerinde hani stringlerle ilgili yoğun bir destek vardır. Neden? Metinsel ifadeler bizim hayatımızda önemli bir yere sahip. Aynen matematiksel ifadeler gibi. Metinsel ifadelerle çalışırken, örneğin ben o metnin belli parçalarını koparmak isteyebilirim. Veya metnin değerini bir şekilde değiştirmek isteyebilirim. Örneğin, bir metindeki virgülü noktalı virgülle değiştirmek isteyebilirim. Veya noktalı virgülü çizgiyle, virgülle, tireyle değiştirmek isteyebilirim. Bunun için bizim Python'da onlarca hazır fonksiyonumuz var. Örneğin bu örneğe bakacak olursak, bakın burada bir first string isimli değişken tanımlamış. Python is awesome. Yani işte Python mükemmel diye bir tane string değişken tanımlamış. Çift tırnak içinde olması onun string olduğu anlamına geliyor. İkinciyi de tanımlamış. Bakın bunu küçük harfle yazmış. Bunu ise biri küçük biri büyük harf olarak gerçekleştirmiş. Şimdi Python büyük küçük harf duyarlıdır arkadaşlar. Yani case sensitive. Dolayısıyla örneğin şu ikisi birbirine eşit mi? Normal şartlarda bizim için eşit ama programlamaya göre birbiriyle eşit değil. O yüzden ne yaparım ben? Kendime bir trick yani bir uyanık bir programcı olarak şöyle yaparız. İki metni de büyük harfe çeviririz veya iki metni de küçük harfe çeviririz ve onları karşılaştırırız. Yani ben buradaki metin ifadesi aynı mı diye kontrol etmek istiyorum. O yüzden burada bakın first string nokta upper. Eşit eşittir. Second string nokta upper mı? Tabii ki şu an siz if'i, else'i görmediniz. Bunları da daha sonra göreceksiniz. Sadece fikir vermek adına bunu söylüyorum. Yine tabii ki normalde onlarca string fonksiyonumuz var. Bunlarla ilgili detaylara daha sonra girilecek. Python'da önemli veri tiplerinden bir tanesi de listelerdir arkadaşlar. En çok kullanılan veri tiplerinden biri. Sıralı ve indeksli bir yapıya sahip. Peki bundan kastımız ne? Şöyle ki bakın, burada bir liste tanımı var. Bu boş bir liste. Köşeli parantezle belirtiliyor listeler arkadaşlar. İçinde birden fazla değer tutabiliriz. Şöyle düşünün. Bir öğretmenin 10 tane öğrencisi var. Her öğrenci için onun ismini tutmak istiyor. Tek tek değişken mi tanımlayacak? Veya onlara hızlıca ulaşmak isteyecek. Ne yapıyor? Onları bir listenin içerisine koyuyor. İşte burada bakın 1,2,3 işte integer listesi. Veya işte Ali, Ahmet, Mehmet, Veli, Kerem diye string olarak tanımlanmış elemanlar da olabilir. Veya 1, bakın bu integer, bu string, bu ise float. Böyle karışık listeler de oluşturulabilir. Listelere ulaşmak için listelerin elemanlarına şöyle ki mylist 0 gibi kullanımlar söz konusudur. Yani 0 ilk eleman, 1 ikinci eleman, 2 ise üçüncü eleman. 0. eleman, 1. eleman, ikinci eleman. Yani sıralı ve indeksli bir yapıya sahip listeler. Bir listenin içerisinde bakın burada olduğu gibi başka listelerde yine tutabilirsiniz. Python'a özel veri tiplerinden bir tanesi de tuple. Listelere benziyor arkadaşlar. Tek farkı listelerde elemanları değiştirebiliyoruz. Yani bir önceki slaytımızda ben mylist'in 0. elemanı 10'dur dediğimde 1'i değiştirebiliyorum. Ama bir tuple oluşturduktan sonra böyle bir şey söz konusu değil. Nedeni şu arkadaşlar, özellikle üzerinde değişiklik yapmayacağımız verileri tuple ile çalışabiliyoruz.
Her zaman buna dikkat ediyor muyuz? Açıkçası çok dikkat etmemiz gerekmiyor. Müthiş performans ihtiyaçlarında tapıldan yararlanabiliyoruz. Yani performanslıdır. Çünkü bunun Python bunun değiştirilecek bir nesne olmadığını bildiği için bellekte onu o şekilde tutuyor. Bu bakımdan tuple'ı tanımlamak için parantez açıyorsunuz arkadaşlar. Parantez açıyorsunuz. Yani listelerde köşeli parantezdi. Burada ise normal parantez içinde 1, 2, 3, 1, hello, 3, 4, mouse, bir liste bakın bir de içinde tuple. Böyle de yapabilirsiniz. Ha bu arada tuple'ın içerisinde örneğin bir liste var. Listenin elemanları değişkenlik gösterebiliyor ya. Bakın siz bu listenin elemanlarını değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki bunları tamamen özet geçiyorum. Yine detaylı olarak işliyor olacağız. Set ile çalışmak. Bu da listelere benzer. Fakat en önemli özelliği indeksiz ve sırasız elemanlardan oluşması. Tuple'da indeksli bir yapı söz konusu. Listelere çok benzer. Sadece listelerden farkı veriyi değiştiremiyorsunuz. Tuple'da listelere benzer indeksiz ve sırasız elemanlardan oluşuyor arkadaşlar. Bunun gösterimi ise şöyle kıvırcık parantez şeklinde. Yani küme parantezi mi oluyor? O şekilde gösteriyoruz. Setlerde veri tekrarı söz konusu olamıyor. Yani tüm elemanlar eşsiz veya programlama diliyle unique. Bakın burada myset 1, 2, 3 veya myset 1 float şekilde hello veya içinde bir tuple olacak şekilde normal parantez ya bir tuple olacak şekilde bir karışık set de tanımlayabilirsiniz. Setlerin en güzel özelliği arkadaşlar çok hızlı bir veri yapısı olmasıdır. Dediğim gibi setlerde aynı tipte işte aynı değerde eleman tutamıyorsunuz. Örneğin bir isim setiniz varsa iki tane engin kaydı olamaz. Yine bunları da detaylı konuşacağız tabii ki. Sözlükler. Bir diğer veri seti aynen set gibi sırasız veri tutuyor arkadaşlar. Fakat günlük hayattaki sözlükler gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakın mesela bir sözlükte bir değer arıyorsunuz. Book, İngilizce, Türkçe kitap. Book, kitap. İngilizce, Türkçe bir sözlükte özür. Book kelimesini arıyorsunuz. Karşısında kitap. Yani bir key value pair dediğimiz yani anahtar değer pair'i dediğimiz bir yapı söz konusu. Bakın 1 apple, 2 ball, işte name John, 1 bakın bunlar anahtarlar. Her şey anahtar her türlü bir şey olabilir. Bunu bir İngilizce Türkçe sözlük gibi düşündüğünüz zaman işte book kitap, table masa, school okul gibi düşünebiliriz. Bu da yine zaten bir önceki dersimiz, slaytımızda gördüğümüz kıvırcık parantezin aynısını bize sunuyor. Fakat dikkat edin setten farklı olarak bir key değeriyle kullanılıyor. Yani dolayısıyla bir set yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Dictionary sadece key value pair ile güzel bir kullanımı söz konusu. Karar yapılarına bakalım. Karar yapıları programlamada en önemli yere sahip konulardan bir tanesi. Amacımız programlamada algoritmik bir şey oluşturmak. Örneğin siz bir yere gidiyorsunuz ve bir yerde diyor ki işte buraya sadece 18 yaşından büyük insanlar girebilir. Yani yetişkinler için bir yere gittiğinizi düşünün. İşte bir bara gittiğinizi düşünün. Bakın dolayısıyla orada bir karar yapısı var. Size soruyor. Yaşın 18'den büyük mü? Siz evet dediğiniz zaman işte veya bunu kanıtladığınız zaman giriş yapıyorsunuz. Hayır dediğiniz zaman giriş yapamıyorsunuz. İşte bu noktada karar yapıları programlamada da önemli bir yere sahip. Bakın bir tane sayı tanımlamış. Float. Kullanıma if ile başlıyoruz. Eğer sayı büyüktür sıfırsa o zaman ne yapayım? Dikkat edin sayı büyüktür sıfırdan sonra iki nokta var. Bu blok anlamına geliyor. Aşağıya indiğimizde Python'da burada bir boşluk görüyorsunuz. Buna indentation. Bir tab kadar boşluk. Tab butonu var ya klavyenizde.
onun kadar boşluk. Print pozitif number. Yani sayı sıfırdan büyükse pozitif bir sayıdır. Elif bakın. Eğer sıfırdan büyük değilse ama sıfıra eşitse o zaman zero. Ha bunların dışında olan bir şeyse o zaman negatif olarak yazılacak. If, elif ve else bloklarını burada görebiliyoruz. Python'da blok yapısı indentation olarak gösterilir. Tabii ki bir blok onlarca satırdan bile oluşabilir. Burada kısa bir örnek, bir satır yazılı ama siz burada 2 satır, 3 satır, 100 satır yazabilirsiniz. Ama hepsi böyle şu printle aynı sırada olmak durumunda. Buna Python'da aynı zamanda blok diyoruz. Bunu for döngüsünde de görebiliriz. For döngüsü bir döngü türü arkadaşlar. Adı da üstünde. Benzer işlemleri belirli bir şarta göre tekrarlamak için kullanılıyor. Örneğin siz elinizde bir öğrenci listesi var ve bu öğrenci listesini bir yere bastırmak istiyorsunuz. Yani kağıda bastırmak istiyorsunuz. Print etmek istiyorsunuz yani. Elinizdeki listeyi tek tek dolaşıp her birine sırasıyla yazdırabilirsiniz. Bakın bu örnekte elimizde sayıların listesi var. Ve bir tane de sum eşittir 0 yani toplam diye bir değişken tanımlamışım. Sayılar toplam 0. Şimdi ben bu sayıların toplamını bulmak istiyorum. O zaman ne yaparım? Number'lar içindeki in numbers. Bakın İngilizce okur gibi in numbers içinde. Neyin içinde? Sayıların içindeki her bir for için val değer. Buraya sen her şeyi yazabilirsin. Bu takmayısın. Buraya value işte value'dan dolayı yazılmış bu val. Buraya x yazabilirsin, y yazabilirsin, her şeyi yazabilirsin. Ama döngünün içinde neyi kullanacağız? O işte o val'ı kullanacağız. Bakın her döngüde sum eşittir. Sum artı val. Dolayısıyla örneğin ilk önce 6 gelecek. Val 6 olacak. Her birini tek tek dolaşacak. Yani 6 için bir kere, 5 için bir kere, 3 için bir kere çalışacak. Dolayısıyla numbers için sum eşittir. Örneğin 6 geldi. 0 artı 6. Artık sum ne oldu? 6. Şimdi bir sonraki sayı 5. Buraya gelecek. Sum eşittir. Neydi? 6 artı 6'yı diyelim ki 5. 11. Sonra 3'ü. Sonra 8'i. Sonra 4'ü. Böyle toplaya toplaya ilerleyip sonuç olarak bize 48'i verecek arkadaşlar. Dikkat edin. Buradaki print şu bloktan hemen sonra en başa yazılmış. Dolayısıyla bu print'in bu döngüyle hiçbir alakası yok. Bunu da kaçırmayın. Bir diğer döngü türümüz ise while döngüsü arkadaşlar. While döngüsü aynen for döngüsü gibi belirli bir şartı sağlayana kadar döngü kurmak için kullanılıyor. Normalde biz programlamada genellikle for döngüsünü kullandığımızı söyleyebilirim. Ama while'ı da bilmenizde fayda var. Belli bir yerde kullanmanız gerekebilir. Veya birisi yazmıştır, onu seviyordur. Siz de okuda okumanız gerekebilir. O yüzden bilmekte fayda var. While bir şartı sağlamak için sağlayana kadar devam eden kod bloğudur. Bakın toplam 0, i ise 1. I küçük eşittir n'den olduğu sürece. I küçük eşittir n'den yani bu 10 diyelim. Neye 10 diyelim yani. Sum eşittir sum artı i. Bakın ne yapıyoruz? I'yi bir bir arttırıyoruz. Buradaki n'i hani mesela 10 gibi düşünün. N. Buraya 10 yazdığınızı düşünün. İken ne iken? I yani 1 i değerimiz 10'dan küçük iken. Küçük eşittir iken. O zaman toplam i ne 1. 1'den başlıyor ya. 1 artı 0 artık sum 1. İ'yi bakın 1 arttırıyorum. Bu sefer i 2 oldu. 2 10'dan küçük mü? Evet. Küçük eşit mi? Evet. O zaman 1 ile 2'yi topla. Sum 1'di az önce. Ne oldu? 3 oldu. İ'yi bakın 1 arttırıyorum. İ oldu 3. İ 3. 3 olarak 10'dan küçük mü? Küçük eşit mi? Evet. O zaman bakın giriyor. Ta ki 11 olana kadar. 10 olduğunda da küçük eşitleri sağlıyor ama 11 olduğunda aşağı iniyor. Ve sum'ı yani toplamı yazdırıyor. Bu da şeylere, döngülere bir örnekti. Tabii ki biz detaylara gireceğiz. Peki fonksiyonları konuşalım.
Header fonksiyon. Fonksiyonlar, bir kodu birçok yerde kullanmanız gerekiyorsa her yere tekrar tekrar yazmamızı engeller. Örneğin şöyle düşün. Bir yere bir KDV hesaplama algoritmanız var. Ve uygulamanızın içerisinde KDV'yi 100 yerde kullandınız. Şimdi her 100, o 100 yerin hepsinde %18 ile çarpacak mısınız? Bunu yaptığınız zaman yarın öbür gün devlet KDV'yi %15'e çekerse veya %20'ye çıkarırsa ne olacak? Bizim o 100 yeri değiştirmemiz gerekecek. O yüzden fonksiyonlar bizim için programlamada reusability denilen özelliği sağlıyor. Tabii ki bir şeyleri tekrarlamak, tekrar tekrar kullanıyorsak fonksiyonlardan yararlanıyoruz. Biz yine detaylara gireceğiz ama slide üzerinde bakın bir fonksiyon tanımını göstereyim ben size. Def, definition'dan geliyor. Fonksiyon böyle tanımlanıyor. İsme, burada ise parametreleri. Yani bunu şey gibi düşünün. KDV'nin oranını parametre olarak istiyorsunuz. Çünkü bazı yerlerde KDV %10, bazı yerlerde %18, bazı yerlerde %8, bazı yerlerde 1, bazı yerlerde 0. O zaman ne yapacağız? Parametre veriyoruz. Veya bakın buradaki bir selamlama fonksiyonu. Kimi selamlayacağım? Def selamla işte Engin. Verdiğiniz zaman merhaba Engin, günaydın gibi bir sonuç verecek. Bakın fonksiyonda da yine indentation kuralı geçerli arkadaşlar. Burada 3 nokta görüyorsunuz. 3 nokta fonksiyonları kullanırken bize yardım etmesi için. Yani bazen biz fonksiyonu yazıyoruz veya başkası kullanacak veya bazen biz kullanıyoruz ama fonksiyon ne için yazıldı? Fonksiyonun ne iş yaptığını anlatan yerdir. Koda dahil değildir ama kişi kullanırken o fonksiyon bu işe yarar diye IntelliSense dediğimiz yerde yani Spider'la bize yardım edecektir arkadaşlar. Yine detaylara gireceğiz tabii ki. Klaslarla çalışmak. Programlamanın artık en önemli özelliklerinden bir tanesi. Klas yani sınıf. Ortak özellikleri ve fonksiyonları bir arada tutmamızı sağlıyor. Daha birçok özelliği var. Konuşacağız onları. Inheritance gibi. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin onlarca fonksiyonunuz var ve bunlar birbiriyle ilişkili. Bazıları birbiriyle ilişkili. Birbiriyle ilişkili olanları bir klasın içinde topluyorsunuz ki başka bir yerde kullanırken fonksiyonun adını hatırlamak zorunda kalmayın. Bakın bir matematik klasında topla, çıkar, çarp, böl gibi operasyonları ben bir araya toplamışım ve kullanmak istediğimde matematik nokta dediğim zaman bana bu fonksiyonlar geliyor, bana yardım ediyor. Yani fonksiyonları da hatırlıyorum. Tabii ki daha çok özelliği var inheritance gibi ama klasları temel olarak bu amaçla kullanıyoruz. Yine biz eğitimimizin içerisinde detaylara giriyoruz arkadaşlar.